Kadiran hadi sessiz ol biraz, sessiz ol, hadi bu taraftan yürü. Tamam tamam, geliyorum hemen arkandayım. Hadi lan hadi, gel bu taraftan, işte böyle. Çabuk etrafı kontrol et, ben kapıyı açacağım, tamam mı? Hop şöyle. Of, bugün iş çok uzun sürdü. Eve çok geç kaldım, bir önce gitsem iyi olacak. He? O da ne? Olamaz, bunlar hırsızlar. Fakir amcaların eve giriyorlar. İnanamıyorum, şuna bakar mısınız? Bir şeyler yapmalıyım. Ama tek başıma onlarla savaşabilir miyim emin değilim. Of, ne olursa olsun bir şekilde yardım etmem gerekiyor onlara. Hadi bebek işçi, bunu yapabilirsin hadi. Başlıyorum. Hop, hırsız var, hırsız var, imdat, hırsız var. Yakaladım sizi, yakaladım. Hayır. Tamam, işte buradasınız. Lan bu da nereden çıktı? Bir an önce kaçmalıyız. Kapılar kilitli, hiçbir yere kaçamazsınız, tamam mı? Ben buradayım, hiçbir yere kaçamazsınız. Ne oluyor lan, ne oluyor? O seste neler oluyor? Fakir hırsız var. Kimsiniz, kimsiniz? Olamaz, hırsızlar var burada. İnanamıyorum buna, şuna bakar mısın? Bebek işçi, sen ne yapıyorsun burada? Olamaz. Of, bir bu eksikti ya, yakalandık yine. Merhaba sayın belediye başkanı, biz sadece ziyarete gelmiştik. Ziyarete, şimdi sorarım size ziyareti. Demek evimi soymaya geldiniz. Oat, al bakalım Sersem, sen de şunu al. Olamaz, al bakayım, çabuk polis arayın, polis arayın çabuk. Olamaz, al bakayım şunu da. Al bakayım şu. İşte böyle, oğlum sen de al, tamamdır. Bebek işçi, iyi misin? Olamaz, nereden çıktı bu hırsızlar? Tam eve giderken gördüm fakir amca. Son anda yetiştim. Sana bir şey yapmadılar değil mi? Sen iyisin. Evet evet, iyiyim, merak etme. Miray, çabuk polisi ara. Aradım, fakir gelirler birazdan. Zaten hemen karşısı. Şimdiye sesleri duyup gelmeleri gerekiyordu. Tekrardan geçmiş olsun fakir. Çalınan bir şey yok, öyle değil mi? Hayır Kerem komiser. Bebek işçi son anda yetişti. Aferin sana da bebek işçi. Hep böyle uyanık ol. Önemli değil Kerem komiser. Elimden ne geliyorsa yaparım. Kerem komiser, efendim bunları ne yapalım? Ne yapacaksınız? Direkt hapse atın hadi. Emredersiniz efendim. Yürüyün çabuk, gidiyoruz hadi. Of ya, tamam geliyoruz. Olamaz. Tamamdır fakir, ben de gideyim artık. Tamam Kerem komiser, iyi geceler. Bu arada bebek işçi, istersen bizde kalabilirsin. Saat çok geç oldu, şimdi eve gitme istersen. Şey, bilmem ki fakir amca. Şimdi rahatsız etmeyeyim sizi. Olur mu ya, ne rahatsızlığı? Hadi gel içeri girelim. Sana kolay gelsin Kerem komiser. Sağ ol fakir, güle güle. Arkadaşlar, size bir şey sormam gerekiyor. Bebek işçi çok büyük bir şey yaptı. Ya acaba onu evlat mı edinsem ya, artık sürekli bizde kalsın. Hem yetenekli hem de cesur. Baksanıza, hırsızlardan falan da hiç korkmuyor. Helal olsun yani. İyi fakir amca, ben buradayım, tamam mı? Tamamdır bebek işçi, oraya geçebilirsin. Arkadaşlar, bebek işçi evlat edinmemi isteyenler yoruma evet yazsın. İstemeyenler de hayır yazsın. Bu arada videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Bakalım kimler istiyor. Neyse, tercihinizi yaptıysanız ben de gidip yatayım artık. İnanamıyorum ya, bu geceyi gerçekten ucuz atlattık. Sabah oldu. İşte başladı ama hala bebek işçi ortalarda yok. Ne yapacağım ben ya? Bugün tek başıma çalışamam, çok ağır işler var. Sabah erkenden gelecekti ama nerede kaldı? Hop, şunu da şöyle yaptım mı? İşte tamamdır. Tamam, bu kadar. Neredeyse bitti. Hop, işte bu. Allah Allah, sabah sabah bu sesler de ne ya? Bebek işçi uyandı mı acaba? Herhalde ondan geliyor ses. Ha? Bebek işçi, ne yapıyorsun sen? Bir şey yok fakir amca. Musluk bozukmuş da ben de bir tamir edeyim dedim. Gerçekten mi? Çok sağ ol ya. Uzun zamandır onunla uğraşıyorum, bir türlü beceremedim. Merak etme, artık sorun çıkarmaz. Tüm giderleri, her şeyi ayarladım, işte böyle. Olamaz. Bir dakika, geç kaldım. Dur, nereye geç kaldın? Babam bekliyordu inşaatta. Bugün yapılacak bir sürü iş var. Hemen gitmeliyim fakir amca, hemen. Dur ya dur, tamam gidersin. Ya da inşaatı bugün boş ver. Belediye binasında yapılacak işler var. Gel onları yapalım beraber. Şey ama babam. Ya ben onunla konuşurum, hadi gidelim. Tamam fakir amca, hadi gidelim. Belediye binasındaki işler daha önemlidir herhalde. Yürü, gidiyoruz. Of, neredeyse bitti. Hop, şöyle taşıyayım şunu. Hasan Usta, Hasan Usta kolay gelsin. Hemen geliyorum Arda. Şöyle koyayım şunu, çok yoruldum. Hop, tamamdır. Olamaz, tek başına çalışmak çok zor. Çok yorgunum. Evet Arda, nasılsın, iyi misin, ne vardı? Asıl sen iyi misin Hasan Usta, çok kötü gözüküyorsun. Şey, bugün biraz yoruldum da belim de çok ağrıyor şu blokları taşımaktan. Bebek işçi gelmedi mi? Hayır, gelmedi.
gelmedi. Normalde gelecekti ama. Neyse, önemli değil. Benim biraz daha çalışmam gerekiyor. Bugün bu işlerin hepsi bitecek. Hasan Usta, ama dinlenmen gerekiyor. Vakit yok Arda. Olamaz. Hayır. Ne oluyor? Başım dönüyor. Arda, Arda çok kötüyüm. Olamaz. Hayır. Olamaz. Hasan Usta yorgunluktan bayıldı. Arkadaşlar bir an önce bebek işçiyi bulmalıyız. Olamaz. Nerede o? Ya of ya, böyle yalnız bırakılır mı bir adam ya? İnanamıyorum ya. Hemen onu bulmalıyız, hemen. Hasan Usta hastaneye kaldırıldı. Nerede bu bebek işçi? Ha, Zengin amca, bebek işçiyi gördün mü? Hayır Arda, görmedim. Of, görürsen hemen bana haber ver, tamam mı? Olamaz. Bu Arda değil mi? Niye koşturuyor böyle? Kerem komiser, Kerem komiser. Hiç çabuk bebek işçiyi gördün mü? Babanın evine giren hırsızların yakalanmasını sağladı. Hatta gece onlarda kalacaktı. Ne? Yani bizde. Tamamdır, çok sağ ol. O herhalde uyuyakaldı arkadaşlar. Bir an önce eve gitmeliyim. Baba, anne, neredesiniz? Anneciğim, işte buradasın. Çabuk, bebek işçi nerede? Onunla konuşmam gerekiyor. Bebek işçi mi? Şey o. Fakirle belediye binasına gittiler. Biraz işleri varmış. Ne? Nasıl yani? Ama bebek işçi Hasan Usta'ya söz vermişti. Onun yanına gitmesi gerekiyormuş normalde. Bilmiyorum Arda. Bebek işçi dün gece burada kaldı. Hırsızları yakaladı. Hem de sabah bizim musluğumuzu tamir etti, biliyor musun? Çok güzel anneciğimle. Hasan Usta da hastanelik oldu yani. Yalnız çalışmaktan hem de. Şey, üzüldüm. Neyse, ben gidiyorum. Bir an önce onu bulmam gerekiyor. Şey Arda. Ne? Ne dedin? Ne oldu anneciğim, ne oldu? Bilmen gereken bir şey var. Baban bebek işçi evlat edindi. Ne? Olamaz. Babam kafayı mı yemiş ya? İnanamıyorum ya. Bir an önce onlarla konuşmalıyım hemen. Bence bu sene Fenerbahçe şampiyon olacak fakir amca. Yok ya, ne Fenerbahçesi, Galatasaray aldı bir kere ya. Emin misin, bak Fener şampiyon olursa bana bir yemek ısmarlarsın artık. Tabii ki de ısmarlarım. Siz, alo, size diyorum. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Ha, Arda Bey de gelmiş. Söyle bakalım, ne oldu? Evet Arda, iyi misin ya? Neler oluyor? Ne demek iyi misin? Senin Hasan Usta'nın yanında olman gerekmiyor mu? Burada ne işin var? Of, sana nerede bundan ya? Sen niye karışıyorsun? Seni niye ilgilendiriyor? Evet Arda, bir daha sakın sesini yükseltme bebek işçiye. Yok yok, siz gerçekten kafayı yemişsiniz. Sen burada gülüp eğlenirken baban orada çalışıyordu, tamam mı? Lan sana ne be, sana ne, sana mı soracağım? Evet, bana soracaksın. At, al bakalım seni sen. Gel buraya, al bakayım şunu, şunu da şöyle al. Şimdi sorarım sana gönlü. Ulan, ulan bebek işçi, al bakayım şunu da, şunu da şöyle al. Lan seni var ya, senin yüzünden de baban ne hale geldi, sen biliyor musun? Ay, şimdi sorarım sana, şunu da şöyle al. Şimdi top gibi sektiriyorum seni, al bakayım, tamamdır. Arda, sen ne yaptığını sanıyorsun? Bunun için hapse gideceksin, tamam mı? Hapse gireceğim öyle mi? Hasan Usta yıplandan sonra hapse girmem önemli değil. Hasan Usta şu anda yorgunluktan bayıldı ve hastaneye kaldırıldı. Hepsi senin yüzünden ve senin yüzünden babacığım. Ha? Arda, sen ne diyorsun? Bu doğru mu? Ne? Olamaz babacığım. Şimdi istediğiniz kadar sohbet edebilirsiniz, tamam mı? Ama bir ara babanın yanına da uğra, tamam mı bakayım? Olamaz, ne yaptım ben? Babacığım. Hayır, biz ne yaptık böyle? Ne yaptığınızı iyi düşünün, ben gidiyorum. İnanamıyorum arkadaşlar, beni çok sinirlendirdiler. Hayır fakir amca, hemen hastaneye gitmeliyim. Baba. Bekle bebek işçi, ben de geliyorum. Evet arkadaşlar, umarım akılları başlarına gelmiştir. Çünkü bu yaptıkları çok yanlıştı. İşte gidiyorlar. Neyse bakalım. Bize ve Hasan Usta'ya destek olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Her like Hasan Usta'ya bir geçmiş olsun olacak. Yorumlara da geçmiş olsun yazmayı unutmayın. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı da unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bye bye.